Merhaba arkadaşlar, yeni bir eğitim videosunda sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlerle birlikte e-ticaret konuşacağız ve e-ticaretin detaylarına adım adım ineceğiz. 2014'te başladığım e-ticaret serüvenimde nasıl ayda 500 bin liralık cirolara kadar ulaştığımı ve bu sürecin reklam ve pazarlama tarafında nasıl işlediğini sizlere gerçek raporlar ve gerçek istatistiklerle paylaşacağım. 2014'te girdiğim e-ticaret yolunda 2018'den beri AK Dijital Ajansımızla birlikte çoklu müşterilere hizmet vererek devam ediyorum. Bu süre içerisinde farklı ajanslarda çalışma, farklı markalarla çalışma fırsatım oldu. Türkiye'de çok büyük hesaplar gördüm, çok büyük hesaplar yönettim. Kendi başıma sıfırdan başlayıp çok güzel deneyimler elde ettim. Ve bugün bu videoda e-ticarete başlamak isteyecek olanlar için, e-ticarete başlamak niyetinde olanlar için bir e-ticaret sitesinin gelirleri nasıl artıyor, bir e-ticaret sitesi nasıl pazarlanır, adım adım gerçek rapor ve istatistiklerle sizlere bunları göstereceğim. E-ticaret sitenizin başarılı olması için hangi reklam modellerini kullanmalısınız? Google ve Facebook reklamlarının hangi modelleri e-ticarette daha iyi çalışıyor veya arama motor optimizasyonu SEO ile e-ticaret sitenizde neler yapabilirsiniz? Sizlere bunlardan bahsedeceğim ve e-ticarette başarıya giden yolun nasıl bir yol olduğunu sizlere gerçek veri ve istatistiklerle adım adım göstereceğim. Hazırsanız bunun için hazırladığımız sunuma geçerek başlıyorum arkadaşlar. Böyle bir örnek sunum hazırladım size. Bu videoda bunun üzerinde ilerleyeceğim ve 9 sayfalık bir sunum. Aslına bakarsanız 3-4 sayfalık bir sunum maksadıyla yola çıktım. Derken 1-2 sayfa baktım ben o sayfa ekleme işini bitiremeyeceğim. En sonunda dedim ben bu olan kadarını anlatayım. Sonrasında da içerisine eklemeler, çıkartmalar yaparız. Zamanla bu işi daha iyi hale getirebiliriz. Şimdi arkadaşlar ilk olarak bir Google Analytics raporuyla sunumumuza başlayacağım. Burada Google Analytics'ten alınmış raporda bir e-ticaret projesinin aylık gelirleri gözüküyor ve bunların her biri aslına bakarsanız bir aylık gelir ve burada en son rakamda bakarsanız ki üzerine geldiğim şurada gözüken rapor bu aya ait rapor. 500-2000 liraya kadar bir projenin aylık gelirinin yükseldiğini görüyorsunuz ki bu aslında hani birden gelmeyen bir şey. Adım 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 aylarca yıllarca verilen emek sonucunda elde edilen bir şey. Peki ama bir e-ticaret projesi ayda 500 bin lira ciro yapacak konuma nasıl gelir? İşte arkadaşlar bugün bu videoda sizlerle birlikte bunun detaylarını paylaşacağım. Bir e-ticaret projesinin aslına bakarsanız başarılı olabilmesi için olması gereken pek çok farklı etken var. Bugün bu videoda biz reklam ve pazarlama tarafının üzerinde duracağız. Ama bakarsanız hani bu reklam ve pazarlama bir ürün için yapılıyor. Ve bu ürün bir internet sitesinde barınıyor. O internet sitesinde ürünün fotoğrafları var. Yani bu yüzden bu slide'ı 9 adımda bitirmeyi düşündüm. Yani iç kırılımlara indikçe bugün neredeyse hani anlatabileceklerimizin sonu yok gibi düşünebilir. Hakikaten her bir detayda, her bir şeyde farklı bir öğrenim, farklı bir kazanım var. Bugün bu işin pazarlama ve reklam kısmının üzerinden geçeceğiz ve gerçek raporlarla, gerçek istatistiklerle bir e-ticaret projesini nasıl ölçeklendirebileceğinizi size adım adım göstereceğim arkadaşlar. 500 bin liralık ciroyu gördük. Bu aslına bakarsanız en iyi aylık cirom değil. Bundan daha iyilerini de yaptım ama burada gerçekten benim doğrudan bir emeğim var ve hakikaten ciddi emek vererek geldiğimiz bir nokta. Peki ama bu noktaya bu iş nasıl geliyor? Sizlere bugün bunlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar e-ticaret sitelerinizin kazançları aslına bakarsanız yaptığınız reklamlarla ve reklam bütçenizle doğrudan orantılı şekilde değişiyor. Ben aslında bu işleri istatistikçi olduğum için bu raporlara daha farklı gözlerle bakabiliyorum. Ki bunları görmeye zaten bu işe başlamadan önce de aşina olduğum için bu tarz raporları bunlardan güzel içgörüler çıkarabiliyorum. Bu işte benim başarılı olmamın en büyük sebeplerinden biri de gerçekten istatistikçi olmam. Bugün bu istatistikleri sizlerle birlikte bir istatistikçinin gözünden, bu işe 7 yılını vermiş bir istatistikçinin gözünden inceleme fırsatına sahip olacaksınız. İlk önce arkadaşlar ben şundan başlamak istiyorum. Müşterilerimiz zaman zaman bizim ajansımıza geliyorlar. Müşteri olmak isteyen insanlar. Ya ben internete 30 bin lira 40 bin lira para yatırsam hemen benim 100 bin liram 200 bin liram olur mu? Benim bir rakibim var 5 yıldır internette. Bu adam şu kadar para harcayınca böyle gelir elde ediyor diye bir görüş var arkadaşlar. Öncelikle şunu bahsetmek yani şunun üzerinden çok iyi geçmek isterim. Bugün 5 yıldır e-ticarette olan bir proje belki e-ticarete o ay herhangi bir ayda 50 bin liralık bir reklam yatırımı yapmış olabilir. Ama aslında onun 50 bin liralık reklam yatırımı bugüne kadar harcadığı reklam tutarı marka bilinirliği artı 50 bin lira olarak düşünülmelidir. Yani siz bu işe sıfırdan girdiğinizde bu işe yıllarını vermiş bir işletme kadar başarılı olamayacaksınız. Bunu en başında bilmenizde fayda var. Ama bu da gözünüzü korkutmasın. Çünkü bu işe başlayıp her gün %1 daha iyi hale geldiğiniz zaman yani sadece %1 kendinizi geliştirdiğinizde yılın sonunda işlerinizi 35-36 kat daha iyi hale getirmiş olacaksınız ki ben bunun pazarlama tarafının nasıl geliştiğini sizlerle bugün bu videoda adım adım paylaşacağım. Bu slide'da arkadaşlar bir e-ticaret sitesinin reklam harcamaları ve bu harcamalar karşısında elde ettiği cirolarının olduğu bir grafik var. Bu grafik şöyle söyleyeyim size aslında yani bu veriyi bu öğrenimi elde edebilmeniz için bu işe yani 4-5 milyon lira
para harcamamız gerekiyor. Bunun sonucunda elde edilmiş bir grafik. Burada gerçekten çok sağlam işgörüler var arkadaşlar. Tabii ki bunların farklı neden sonuçları var. Biz bugün bu işin reklam pazarlama tarafında duracağız. İlk başta bu reklam performansı için belli bir tutarında reklam harcanıyor arkadaşlar ve işletme burada harcadığı 10 bin liranın karşılığında belki 20 bin lira ciro yaparak bir yola çıkıyor. Ama bu 10 bin liralık 20 bin liralık reklam harcamasını düzenli şekilde işletme devam ettirdiği zaman bunun karşılığında elde ettiği ciro bu şekilde gördüğünüz gibi üstel olarak artıyor. Yani siz burada müşterilerinizi memnun etmeye başladığınızda, müşteri tutundurmayı ve onları kazanmayı başardığınız zaman e-ticaret projeleriniz gerçekten çok karlı hale gelebiliyor arkadaşlar. Şimdi e-ticarette reklam yaparken kullanabileceğiniz birkaç farklı reklam modeli var. Google reklamlarını kullanabilirsiniz. En güzel, en hızlı sonuç veren reklam modellerindendir. Facebook reklamlarını kullanabilirsiniz. Biliyorsunuz Facebook, Instagram'ın da satın almasıyla birlikte Facebook ve Instagram üzerinden reklamlar yapılabiliyor. Ve buna ek olarak arama motor optimizasyonu, SEO'yu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunlarla birlikte e-ticaret projelerinizi adım adım daha iyi hale getirebilirsiniz. Bu yılların verdiği güzel bir rapor. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi ilk olarak Facebook reklamlarından başlayalım. Ve Facebook reklamları da e-ticaret siteleriniz için neler yapabilirsiniz? Bunun üzerinden birlikte geçelim arkadaşlar. Burada farklı hesaplardan aldım. Ekran görüntülerini sizlerle paylaşacağım. Facebook reklamı için bir hesaptan bir ekran görüntüsü aldım ve bu ekran görüntüsünde aslına bakarsanız harcanan tutar ve bu tutarlar karşılığında elde edilen yatırım getirisi, yani cirolar, burada rapor olarak size gösteriliyor arkadaşlar. Bu grafiği size iki farklı aşamada göstermek istedim, bu raporu. Şimdi sağ tarafta ben bunu gelire göre sıraladım arkadaşlar. Bakın burada kampanyaya baktığınız zaman 1500 liralık bir harcama var ve bunun karşılığında 49.700 liralık bir ciro elde edilmiş. Yani burada gerçekten güzel bir rapor var ama ben size bunu bu şekilde sunduğumda e-ticarette siz 1500 lira harcayıp 50 bin lira ciro yapacağınızı düşünebilirsiniz. Ama aslında bu tek seferlik bir 1500 liralık harcamanın sonucu değil. Aynı raporu aynı hesapta harcanan tutara göre sıraladığımda 2700 lira harcayıp hiç ciro elde etmediğim bir kampanyam olduğunu görüyorsunuz. Yani bu işte başarılı olabilmeniz için adım adım bütün süreci ölçmeniz ve reklamlarınızı düzgün şekilde optimize etmeniz gerekiyor. Bir funnel oluşturmanız gerekiyor Facebook tarafında ve bunu işler hale getirmeniz gerekiyor. Zaman zaman ürünlerinizden, zaman zaman mevsimsellikten, zaman zaman müşterilerden ve diğer firmaların yaptığı pazarlama kampanyalarından dolayı bu funnel'lar etkilenebiliyor. Burada gerçekten bu işi bilen insanlarla çalıştığınızda e-ticaret tarafında Facebook reklamlarında çok güzel gelirler, kazançlar elde edebilirsiniz. Bugün Facebook'ta 1 lira harcayıp 7-8 liralık satış yapan müşterilerimiz var ama bunlar belli yılların kazanımların getirdiği şeyler. Peki Facebook reklamlarında biz neler yapabiliriz? Birazcık da bundan bahsedeyim size. Arkadaşlar burada sol tarafta örnek olarak bir Facebook kampanyası oluşturmak istediğinizde karşınıza çıkan bir ekran var. Facebook'ta yapabileceğiniz reklam harcamaları, yapabileceğiniz reklam modelleri bunlar. İlk önce Facebook'ta bilinirlik için reklam verebilirsiniz ki e-ticaret sitenizde satış yapmak istiyorsanız bu doğrudan onu etkileyen bir reklam modeli değil. Dolaylı yoldan etkileri oldukça var. Burada mesela marka bilinirliği ve erişim için reklam yapabilirsiniz. Bu reklamları kullandığınız zaman markanızın bilinirliği ve gösterimleri satın alabiliyorsunuz. Bugün bunu karşılaştırabileceğiniz en güzel reklam türü muhtemelen markaların outdoor'da verdiği billboard reklamlar. Bu onun gibi bir şey. Reklamlarınızı insanlar oldukça farklı şekilde gösterebiliyor. Burada Facebook. Bu aslında funnel'ın ilk adımı. Yani buradaki büyük kısım. Burada bilinirlik elde ediyorsunuz. Bir sonraki etapta artık müşterilerin sizi değerlendirmesini sağlayabileceğiniz reklam modelleri mevcut. Burada internet sitenize trafik çekebilirsiniz. Mevcut gönderilerinizin etkileşimini arttırabilirsiniz. Bir mobil uygulamanız varsa ki trend yolda hepsi burada da bunu sık sık görüyoruz. Bu tarz büyük e-ticaret projeleri mobil uygulama yüklemeleri için reklamlar veriyorlar. Mobil uygulamalarınızı yükletmek için veya videolarınızı izletmek için veya müşterilerin size mesaj göndermesi için reklamlar verebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve son en önemli bölümde Facebook'un dönüşüm bölümü. Burada e-ticaret tarafında başarı istiyorsanız dönüşüm reklamlarını kullanmayı, kurgulamayı iyi öğrenmeniz gerekiyor. Ve benzer şekilde katalog satışları da e-ticarette gerçekten gayet güzel sonuçlar ortaya çıkarıyor arkadaşlar Facebook tarafında. Burada baktığınız zaman 1500 liralık bir harcamada 50 bin liralık yaklaşık bir ciro görüyorsunuz. Hani bunu bu şekilde paylaştığınız zaman bu insanları etkiliyor ama bunun olması için arka tarafta harcanan farklı tutarlar, farklı metrikler de var. Bu işe böyle bakarsanız daha doğru mu yorumlu, daha doğru bir şekilde yorumlayabilirsiniz arkadaşlar. İşin Facebook tarafı bu şekilde. Şimdi atlayalım işin Google tarafına, biraz da Google'dan bahsedelim. Yine Google'da da modellerin üzerinden adım adım geçeceğim. Burada bir örnek ekran görüntüsü var. Belli bir periyotta bir hesaptan aldığım ekran görüntüsü. 285 bin liralık reklam harcaması ve karşılığında
yılında 1.8 milyon liralık, 1.8 trilyonluk bir ciro Google reklam paneline raporlanmış durumda. Yine farklı bir hesaptan aldım. Başka bir ekran görüntüsü. Burada da kampanya bazında bir ekran görüntüsü var. Burada harcadığından tutan 24.265 lira civarında ve bundan elde edilen gelir 161.900 lira civarında arkadaşlar. Yine benzer şekilde burada da bazı kampanyalarınız 700 lira maliyetle 80 bin lira dönüşüm getirirken bazıları 18 bin lira harcayıp 50 bin lira getireceğiniz kampanyalar oluyorlar. Bu kampanyaları kurgulamayı, büyütmeyi zaman içerisinde reklam yapa yapa öğrenebiliyorsunuz ki bu benim 7 yılımı aldı. Ben 7 yıl içerisinde burada milyonlarca lira harcayarak, ki bir kısmını yanlış bir kısmını doğru yere harcayarak ve sürekli AB testleri yaparak buralara getirdim. E-ticaret tarafında Google reklamlarıyla da gördüğünüz gibi milyonlarca liralık cirolara ulaşmak mümkün. Tabii ama bu bir günde olacak bir süreç değil. Burada optimizasyonlar, teklif türleri ve kampanya modellerini iyi anlamak gerekiyor. Peki Google'da reklamlarım nasıl daha başarılı olabilir? Ben Google'da hangi reklam modellerini kullanabilirim? Birazcık da bunun üzerinden geçelim. Google arkadaşlar kullanabileceğiniz reklam modelleri aslında belli başlı modeller. Ben burada kampanya türlerini Google içerisinden, Google Ads panelinden bir ekran görüntüsüyle buraya aktardım. Google'da arama ağı için reklam verebilirsiniz. Google'da herhangi bir şey aradığınız zaman karşınıza çıkan reklamlar burasıdır. Arama için oluşturulan reklamlar e-ticaret siteleriniz için gerçekten güzel cirolar elde etmenize olanak sağlar ki e-ticaret projeniz yoksa bile herhangi bir işi pazarlamak için o işi arayan insanlar varsa arama reklamları kullanılabilir arkadaşlar. Görüntülü reklam ağı bugün bir sitede ürüne baktığınızda farklı bir siteye geçtiğinizde karşınıza gelen ürünlerin oluşmasının sebebi olarak düşünülebilir arkadaşlar. Bunlar da e-ticaret sitenize sıfırdan yeni ziyaretçiler çekmek için, potansiyel müşteriler çekmek için veya mevcut sitenize gelip satın almayan insanları tekrar hedeflemek için kullanılan Google reklam modelleridir. Bir diğer model Google'un alışveriş reklamları. Türkiye'de bu ne yazık ki Ağustos ayında kapatıldı. Gerçekten Google tarafında e-ticaret için en iyi çalışan model buydu. Arama ağındaki alışveriş reklamları ve görüntülü reklam ağını bir araya getirerek Google'un oluşturduğu akıllı makine öğrenmesi teknolojisinden beslenen, güçlenen gayet güzel bir modeldi. Eğer iyi bir hesabınız varsa alışveriş reklamları buradan öğrenip çok güzel performans gösterebiliyordu. Bugün biz bunu Türkiye'deki müşterilerimizle ne yazık ki kullanamıyoruz. Belki ileride yeniden bunun gündeme gelmesi, Türkiye'de açılması mümkün olabilir arkadaşlar. Bir başka model video reklamlar. Yine Google üzerinde video reklamlar yayınlayabiliyorsunuz. Burada Google'un sahibi olduğu YouTube, ki bizim videomuz da bu platformda yayınlanacak, içerisinde reklamlarınız yayınlanabiliyor. Bu reklamları daha çok Türk Hava Yolları gibi büyük şirketler bilinirlik elde etmek amacıyla kullanıyorlar. Eğer yeni bir e-ticaret projeniz varsa bu tarz projeleri pazara sokarken müşteri bilinirliğini, marka bilinirliğini artırmak, yükseltmek için de YouTube'un video reklamları kullanılıyor ve gerçekten güzel iş yapıyor. Hatta burada Trivago.com'u muhtemelen hepimiz hatırlıyoruz. O dönem YouTube'un premium sürümü mevcut değildi. Reklamları izliyorduk ve Trivago sürekli YouTube'da reklamlarla bizim karşımıza çıkıyordu. Bu bize biraz itici geldi ama zamanla Trivago kendini bu şekilde bu reklamlarla bize hatırlattı. Akılımızda yer edinmeyi başardı arkadaşlar. Yine Facebook'a benzer şekilde burada kullanabileceğiniz uygulama reklamları var. Mobil uygulamalarınızı indirtmek, yüklemek için bu reklam modellerini kullanabilirsiniz. Ve buna ek olarak akıllı reklamlar, yerel reklamlar ve yeni gelen keşif reklamları gibi Google'un reklam modelleri var. Yine burada da arkadaşlar benzer şekilde doğru ve yanlış yanılma denemelerle ürünlerinizde, e-ticaret sitenizde Google'da da güzel performanslar elde etmeniz mümkün. Google'da kullanabileceğiniz reklam modelleri bunlar. Yine Google tarafında 700 lira harcadığınızda size 80 bin liralık dönüşüm getiren bir kampanyanız olabilir. Bir marka kampanyanız olabilir ama aslında bunun olması için arka tarafta belki yüz binlerce, belki milyonlarca liralık harcamalar yapmanız, markanızı oluşturmanız, ürün ve hizmetlerinizi pazarlamanız gerekiyor arkadaşlar. Son olarak e-ticaret sitelerinize doğrudan satış yaptırabilmeniz için kullanabileceğiniz bir diğer pazarlama yöntemi ise arama motoru optimizasyonu arkadaşlar. Search Engine Optimization, SEO dediğimiz yöntem. Burada aslına bakarsanız Google'un arama ağında kullanacağınız reklamları reklamsız organik bir şekilde sitenize getirmeniz süreci olarak özetlenebilir bu iş arkadaşlar. Arama motoru optimizasyonunda da güzel bir şekilde emek verdiğinizde gerek içerik pazarlaması gerek ürün ve kategori kısımları yaptığınız optimizasyonlarla geliştirmenizle birlikte burada da güzel sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Yine farklı hesaplardan aldığım birkaç farklı ekran görüntüsü burada mevcut arkadaşlar. İyi bir SEO ile, iyi bir SEO stratejisiyle e-ticaret sitenize ayda yüz binlerce belki milyonlarca insanı
ücretsiz olarak reklam harcaması yapmadan çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Tabii bunun doğru olan bir reklam harcaması olmamakla birlikte SEO'da da bir yerlere gelmeniz için yapmanız gereken yatırım harcamalarınız, belki ajans tarafına, belki bir danışan tarafına, belki SEO araçlarına yapmanız gereken yatırımlar, belki içerik tarafına yapmanız gereken yatırımlar mevcut. Bu yatırımlar karşılığında da e-ticaret projelerinizi büyütebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi son olarak bunu toparlamak için sizlerle YouTube kanalımızdan bir grafik paylaşacağım. Bizim paylaştığımız kendi aslında YouTube kanalımızın bir grafiği bu arkadaşlar. İlk başladığımız zaman, biz bu işe başladığımızda müşterilerimiz, e-ticaret sitesini sattığımız müşterilerimiz bu sitelere kendi başlarına bir şeyler ekleyebilsinler diye bir rehber olma amacıyla bu proje doğdu arkadaşlar. Biz müşterilerimiz işleri yapabilsinler diye, hatta yeni öğrendiklerimizi de öğrensinler, sitelerini ekleyip e-ticaret sitelerini geliştirebilsinler diye bu işe başladık. Sizlerden aldığımız yorumlar zaman içerisinde vakit buldukça bu YouTube tarafını geliştirmeye başladık. Burada bilgilerimizi YouTube'da insanlarla paylaşmaya, sizlerle paylaşmaya başladık ve bu şekilde bir kazanım oldu. Aslında e-ticaret tarafı da, hatta benim gördüğüm kadarıyla hayatın tamamı da bu şekilde gelişiyor arkadaşlar. Bugün siz bir işe başladığınız zaman bu işin ilk başları gerçekten sizin için çok zor oluyor. Ki burada bir sebat göstermeniz gereken süreç var. Eğer ki siz burada devam ederseniz, bu iş için çabalamaya, herhangi bir iş için, herhangi bir şey için çabalamaya devam ederseniz, bu çabalarınızın karşılığını zamanla almaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Mayıs ayında kalanın istatistikleri bu şekilde. Temmuz, Ağustos, Eylül, Eylül'e geldiğiniz zaman bir kıpırdanma oluyor ama buraya gelmesi için gerçekten düzenli olarak çekilen videolar, verilen emekler var. Eğer ki burada siz bu iş olmuyor deyip bırakırsanız bu iş gerçekten olmayacak. Yani e-ticaret tarafı da aynen bu şekilde gelişiyor. Siz buraya girdiğiniz zaman, ben bu işi yapmak istediğim deyip bu kararı verdiğiniz zaman pes etmemeniz gerekiyor arkadaşlar. Belki ilk ayda 1000 liralık reklam karşılığında siz e-ticaret sitenize 2000 liralık ciro elde edemeyeceksiniz. Bir karınız olmayacak, belki zarar edeceksiniz ama zaman içerisinde hem müşterilerinizi, hem pazarınızı, hem ürününüzü, hem hizmetlerinizi öğrenerek bu işi daha iyi seviyelere getirmeye başlayacaksınız. Siz belki reklam harcamanızı sadece 1 aylık 1000 lira veya 2-3 aylık 1000 lira şeklinde bırakmayıp devam ettirdiğiniz zaman 1. yılın sonunda siz 12. aya geldiğinizde burada öğrendikleriniz ve tecrübelerinizle birlikte, ürün ve hizmetlerinizle birlikte belki 1000 liralık harcamanın karşılığını 8000 lira, 10000 lira olarak almaya başlayacaksınız. E-ticaret işi böyle gelişiyor ve sebatı gösterdiğinizde, doğru insanlarla çalıştığınızda, projenize doğru yatırım yaptığınızda milyonlarca liralara ulaşabiliyor arkadaşlar. Bugün sizlere e-ticaret, reklam ve pazarlama tarafıyla ilgili tecrübelerimizi paylaştık. Burada gerçek hesaplardan, gerçek deneyimlerimizden örnek ekran görüntüleriyle birlikte e-ticaret yolunun nasıl olduğunu sizlere aktarmaya çalıştık arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz yorum yapıp beğenerek veya kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. E-ticaretle ilgilenen arkadaşlarınızla içeriklerimizi paylaşarak kanalımızın büyümesine destek olabilirsiniz. Siz de bu e-ticaret yolunda sabır göstererek, kazanmak için daha fazla emek vererek ve çalışmayı hiçbir zaman bırakmayarak emin olun başarılı olabilirsiniz arkadaşlar. Herkese projelerinde ve hayatında başarılar diliyorum. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.